Herkese Kuşadası'ndan merhabalar, selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Türkiye seccade ile yatıp seccade ile kalkmaya başladı. Elbette milletvekili adayları gündemimizde. Onlar ayrı bir konu. Bugünkü konum benim. Seccade olayını masaya yatırmak istiyorum. Seccade olayını hepiniz de ibretle izliyorsunuz. Bir yol kazası gibi bize lanse ediliyor ama öyle değil. AK Parti zayıf tarafından yakaladığı Kılıçdaroğlu'nun oradan yükleniyor. Bu normaldir. Normaldir siyasette, politikada. Bunlar hep olur ama bu sanki planlanmış gibi geliyor. Bunu sizlere açmaya çalışacağım. Neden planlanmıştır? Bu bilinçli yapılan, bilinçli verilen bir fotoğraftır, pozdur. Bunu hiç başka anlamlara çekmeye gerek yok. Şöyle diyeyim. Parti liderlerinin veya milletvekillerinin, bakanlarının yani devlet adamlarının politikada söz sahibi kişilerin bütün ziyaretleri programlanır. Nereye gideceği önden kendi yetkilendirilmiş çalışanları tarafından saniyesi saniyesine programlandırılır. Bu nasıl olur? Aynı bir tiyatro sahnesi gibidir. Kimin nerede ne söyleyeceği, nerede duracağı, kiminle poz vereceği, kime ne söyleyeceği hepsi planlanan şeylerdir. Bunlar planlanmayan, sıradan halk gibi görünmeye çalışıyorlar. Öyle izlenim veriyorlar. Yani tribüne oynuyorlar. Kılıçdaroğlu burada tribüne oynadı ama ne amaçla bu tribüne oynadı onu bilemeyeceğim. Dediğim gibi bunlar sorulacak sorular dahi. Kiminle el sıkışacağı, kiminle fotoğraf vereceği dahi bunlar planlanır. Önceden program haline getirilir ve sadece liderlere, bu kişilere o programa uyma kalır. Onlar bu kişilerin yönlendirmesiyle, onlar da elbette önceden haberleri olduğu için bu programdan, bu programı uygularlar, tiyatro sahnesini çıkarlar. Tiyatro sahnesinde yol kazaları olmuyor mu? Oluyor ama onlar böyle ufak tefek şeylerdir. Ona da hazırlıklıdırlar. Provokatörlere karşı hazırlıklıdırlar. Böyle bir sorular varsa bunlar nasıl cevap verilir? Ne cevap verilmesi gerekir? Ve bu provokatör girişimlerini nasıl engelleyeceklerini dahi programlarlar yani. Program dışı bir şey olursa neler olabilir o dahi programlanır. Kılıçdaroğlu gitmiş seccadenin üzerinde poz vermiş. Bu onaylanmıştır. Önceden planlanmıştır, programlanmıştır. Şimdi hepiniz de görüyorsunuz orada bir tane seccade yok. Üç tane ayrı yöne bakan seccade var. Ve bu seccadeler biliyorsunuz dinimizde namaz kıldıktan sonra kaldırılır. Bu orada kilim gibi kullanılmış. Hatta altında halı vardı. Halının üzerine üç tane seccade bilinçli olarak serilmiş oraya. Ben onun yol kazası olabileceğini düşünmüyorum ve burada birçok poz verilmiş ve bu yol kazaları olmaması için birçok filtreden geçer. Bu o filtrelerin hepsini nasıl atlatmış bu fotoğraflar onu ben anlamış değilim. Yani burada bize karşı bir tiyatro oynanıyor. Bunu AK Parti de biliyor. Oradan yükleniyor. Diğerleri de biliyor. Bunun amacı nedir? Bu programlanmamış bir şey değildir. Programlanmamış bir şey dahi olsa o fotoğraf kesilir, o seccadeler görülmez ve öyle servis edilir. Bu ne amaçla servis edilmiş ve bu fotoğraflar sosyal medyada olsun, medyaya, normal medyaya servis edilmeden önce filtreden geçer. Hangileri servis edilmesi gerektiği onaylanır yetkili kişiler tarafından. Hatta en son o kişi, Kılıçdaroğlu bu durumda, o fotoğraflardan birini, birkaçını seçer, onları servis edilmesini sağlar. Burada o seccadelerin görülmemesi veya öyle bir poz verildiyse kesilip de öyle servis edilmemesi beni düşündürüyor. Yani bizi, halkı yani birazcık da aptal yerine koyuyorlar. Aptal değiliz biz. Bunları bilmemiz lazım. Herkesin dediğim gibi programları noktasına virgülüne kadar düşünülür. Kimin fotoğraf karesinde çıkacağı, arka planda neyin görüneceği dahi planlanır, programlanır. Devlet adamları böyledir. Mesela bir Putin ziyareti dahi burada
planlanır ve onlardan onay alınır. Karşı taraftan, Putin tarafından onay alınır. Şurada poz vereceksiniz, şuraya gideceğiz, şurada şu kişiyle görüşeceksiniz, medyaya şunlar söylenecek, verecekleri demeçler dahi noktasına virgülüne kadar önceden planlanır. Tiyatro gibi arkadaşlar. Bunun dışındaki olabilecek gelişmelere müdahale edilir, hazırlıklı olunur, müsaade edilmez. Kesinlikle müsaade edilmez. Kılıçdaroğlu burada ne amaçla bunu yapmış, bu bilinçli olarak kazaymış gibi gösterilmiş, bilemeyeceğim, birçok amacı olabilir bunun. Medyada konuşulmak istiyordur. Reklamın iyisi kötüsü olmaz biliyorsunuz. Veya birkaç amaçlı da olabilir bu. Başka yerlere de mesaj vermek isteyebilir. veya benim daha önceki tezim de olduğu gibi Erdoğan'a çalışıyor olabilir bu. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bütün bu potlar, kırdığı bütün potlar Erdoğan'a yarıyor. Bir de kendine yarıyor elbette. Konuşturuyor kendisini. Medyaya düşüyor her gün ve bu seccade olayı da böyle oldu. Bizler de saf temiz halk olarak bunlara inanıyoruz. Bunun inanılacak bir tarafı yok. Böyle düşünün olayları, böyle düşünün konuları. Bir Erdoğan'ın veya bir Kılıçdaroğlu'nun yapacağı miting ve orada söyleyeceği sözler dahi önceden senaryolaştırılır, yazı haline getirilir ve bunları oradaki kişi mitingde söyler. Hatta asılacak pankartlar dahi planlanır. Hangi bayraklar kullanılacağı planlanır. Noktasına virgülüne kadar o tiyatro sahnesi hazırlanmaya çalışılır. Yani siz zannetmeyin ki Erdoğan'ın orada okuduğu, en son mitingde, Pendik'te okuduğu pankarttan haberi yok. Vardı. Hepsinden vardı. Ama bunlar doğal gelişmiş gibi gösterilir. Orada sadece bir program yerine getirilir arkadaşlar. Bunu hepinizin aklından çıkarmaması lazım. Olayları böyle düşünürseniz gerçekleri bulursunuz. Seccade olayına getireceğim olayı. Bu seccade olayının birkaç amacı olabilir. O bilinçli yapılmış, filtreleri atlatmış, o fotoğraflar bilinçli, onlar müsaade edilmiş gibi görünüyor. Ya da Kılıçdaroğlu'nun etrafında ona tuzak kuranlar var. O da bir ihtimal dahilinde ama Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, kırdığı potlar o kadar çok ki artık bu kişilerin meydana çıkmaması için süzme salak olmanız lazım. Bunları bilememeniz için, ayırt edememeniz için. Böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Kılıçdaroğlu kurt politikacı, bütün rakiplerini alt eden, edebilen kurt bir politikacı. Bu potlar bilinçli kırılıyor. Boşu boşuna bu potları kırmıyor diye ben düşünmekteyim. O yüzden Kılıçdaroğlu gene medyaya düştü. Belki de Erdoğan'a gerçekte, Erdoğan'la tek asıl işbirliği yapan Kılıçdaroğlu ve ekibidir. Ben böyle düşünmeye başladım. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun amacı seçim falan kazanmak değil. Partide iktidarını devam ettirebilmek, hiçbir risk almadan. Zaten Türkiye'nin ikinci en büyük firması bu parti. Öyle düşünün. Devletten bir sürü destek alıyor. O çeşmenin başında olabilmek için bu oyunları oynuyor olabilir. Amacı gidip de iktidar olup da çalışmak değil. Çalışmadan aynı parayı alıyorlar. Büyük bir parayı çeviriyorlar. Etrafını dağıtıyorlar veya ondan nemalanıyorlar. Artık nasıl derseniz deyin. Ben olsam dahi, eğer kendimi düşünen birisi olsam, çok fazla risk almadan bu firmanın başında, yönetim kurulunun başında nasıl olurum? Onun alengir çilingir politikalarını yaparım ve Kılıçdaroğlu da bunu yapıyor. Onun yerine koyarak söylüyorum kendimi. Büyük oynayamıyor çünkü etidin butunu çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu. Kazanamayacağını biliyor. Kazanılmıyor ama ikinci büyük parti, muhalefet partisi, ana muhalefet partisi görevini devam ettirmek amacı. Bu demek büyük para, devletten büyük para yardımı alıp bu parayı evirmek, çevirmek. Bu paraları biliyorsunuz bir şekilde nasıl kullanacaklarını siyasi partiler kendileri karar veriyorlar. Bu partiler bu paralarla etraflarını da zenginleştirdiklerini biliyoruz. İktidarlar daha avantajlılar ama onlar bir şekilde halka bir şeyler göstermek zorundalar. İcraatlar yapmak zorundalar. Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu bunu göstermeden, nemalandıktan sonra ne gereği var diyor, riske almadan bu şirketi yönetiyor. Şirket yönetiyor diye görmekteyim ben. Demek istediğim, bu seccade olayı bilinçli olarak müsaade edilmiş. Çünkü birçok filtreden geçer bu fotoğraflar. Bu programlanır bunlar. Ben inanmıyorum bunun böyle olduğunu. Bunlar bu konuları açık açık böyle konuşamadıkları için AK Parti de biliyor bunları ve o zayıf tarafından
yükleniyor, öbürküsü de yükleneceğini biliyor, öyle de medyatik olacağını biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi hep medyada konuşturuyor kendini, yani dikkatleri başka yere verip asıl amaçlarına ulaştıklarını ben düşünmekteyim. Böyle olduğunu siz de düşünün, her olayı bu şekilde düşünün arkadaşlar. Bu arada jetler geçiyor yukarıdan, bilmiyorum biz Kuşadası'nda olduğumuz için gene Yunanlar bir şeyler mi yaptı bilemeyeceğim. Jetler alçaktan uçtular gittiler, bilmiyorum sesi size kadar ulaştı mı burada. O yüzden konuyu gene tekrar geri dönersek, programlar, bu ziyaretler, bu fotoğraflar noktasına virgülüne kadar planlanır. AK Parti de bu tiyatronun içinde, bütün partiler bu tiyatronun içindedir. Kılıçdaroğlu'na aslında diyebilir, ya yeme bizi ya, böyle Seccade'nin üstüne niye çıktın, bunlar planlanmıyor mu demiyor. O da iş kazasıymış gibi veya böyle bir yanlışlıkla olmuş gibi ona yükleniyorlar. Bir tiyatrodur, biz bakıyoruz, tiyatronun sahne arkasını görmüyoruz, göstermiyorlar zaten. Ama tiyatronun nasıl yapıldığını az çok bilen insan bunu tahmin edebilir. Bu da onlardan bir tanesi. Kılıçdaroğlu ne amaçla bu fotoğrafı verdi ve servis ettirdi bilemeyeceğim. Medyatik de olabilir amacı, medyaya düşmek olabilir, tuzağa da düşürmüş olabilirler. Böyle tuzağa düşürebilmeleri için birkaç kişinin organize çalışması lazım. Çünkü dediğim gibi filtrelerden geçer bunlar. O fotoğraflar sadece bir kişi bakıp da bir kişi edit edip de servis etmez bunları. Kılıçdaroğlu dahi bilir bunları. Hangi fotoğrafların servis edileceği ona gösterilir. Sizler dahi bir selfie çekseniz, bir fotoğraf çekilseniz sosyal medyada paylaşabilmek için, paylaşmak için hangisi daha güzelse onu servis etmeye çalışırsınız, onu paylaşmaya çalışırsınız. Bunu siyasi liderlerin yapmadığını düşünmek aptallık olur ve bizi de onlar aptal yerine koyuyorlar. Çünkü o fotoğrafları seri halinde çekilir. Tek poz değildir onlar. Profesyoneller çeker onları. 3-5 poz çekilir. Siz dahi bunu yaparsınız. 3-5 poz aynı pozu çekersiniz. En iyisini seçer. Sosyal medyada paylaşırsınız. Bunların bunu yapmadığını düşünmek aptallık olur. Ve Kılıçdaroğlu da bizi aptal yerine koymasın demekle yetineceğim bu videomda. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olun. Esen kalın, hoşça kalın. Tekrar Kuşadası'ndan selamlar, sevgiler gönderiyorum hepinize.